Merhaba, ben Tuğçe Uluvar ve bugün sizlerle çok ilginç bir şey yapıyor olacağız. Şaka ya şaka. Şubat ajandası yapıyor olacağız. Gelenekselliğe geri döndüm. Hatırlıyorsanız Ocak ayında ajanda değil de daha böyle görsel pano gibi bir şey yapmıştım ki çok gereksiz ve kullanışsız olduğunu fark ettim. Onun için klasik ajandama son hızla ve büyük bir hevesle bu ay geri dönmeye karar verdim. Bu defterimi hatırlarsanız yeni edindim. İncecik sayfalı gıcık bir defter. Onun için fazla boya kullanmayıp az boyalı, çok işli, böyle kolajlı, malı yapıştırmalı falan bir şeyler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak şu evdeki benim klasik saman kağıtlarımdan birini alıp üstüne böyle bir kız figürü çiziyorum. Bu figürü de olabildiğince kendime benzetmeye çalıştım ki aşırı başarılı olduğum söylenemez ama az çok andırdı yeter zaten. Eğer siz de böyle bir şey yapmayı düşünüyorsunuz ama hani portre çizimiyle iyi değilseniz böyle telefonunuzun ya da bilgisayarınızdan bir fotoğrafınızı açıp karanlık bir ortamdayken kağıdı o ekrana koyup böyle ışıklı masaya dönüştürüp onu direkt böyle kopya çekerekten kağıda geçirebilirsiniz. Bu da size minik bir tüy olsun. Şöyle üstün körü bir skeç gibi bir şey attıktan sonra bu kağıdın kenarlarını böyle çok da çizilmeye yaklaşmadan yırtıyorum. Bunu giriş sayfamızın sağ tarafında kullanıyor olacağım. Bunu buraya yapıştıracağım. Yapıştırmak için şu daksil bantlar var ya, size bundan bahsetmiş miydim? Böyle köşeli bir şey yapıştırıyorsanız falan çok kullanışlı ki ben şu an köşeli bir şey yapıştırmıyorum. Ama nedense içimden bunu kullanmak geldi. Eziyet olsun kendime dedim. Bir çılgınlık yapayım dedim. İşte benim de çılgınlık anlayışım bu kadar. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra şu çok ince uçlu olan pilot kalemimi alıp silüetin kenarlarından böyle düzgünce geçmeye başlıyorum. Şimdi size hemen şeyden bahsedeyim. Bu ayın konusu ne? Temamız ne? Ne oluyor? Tuğçe, Şubat geliyor. 14 Şubat var. Sevgililer gelecek, bizi gıcık edecek. Kalpli gözler uçacak her yerde. Sen de buna uyum sağlayacak mısın diyorsanız tabii ki de uyum sağlamayacağım. Ben Kasım ayında Kasım'da aşk başkadır diye aşk temasını yaptığımda bana aranızdan birkaç kişi demişti ki hadi bakalım Şubat'ta ne yapacaksın bakalım demişti. Ben de böyle o zamandan beri kara kara düşünüyordum değil mi böyle bir şey vardı diye. Sonra aklıma geldi. Velhasıl zaten sevgililer günü konsepti benim pek hoşuma giden, çok sevdiğim böyle kalpli gözler, minnoş ayıcıklar falan filan hoşuma giden bir konu olmadığından bu da bir ajanda işlemek istemedim. Acaba konu olarak ne seçebilirim, çok da alakasız bir şey seçmeyeyim diye düşünürken de aklıma şey geldi böyle. Ben öğrenciyken Eskişehir 6.45'te bir tane bar vardı. Sevgililer günden böyle bir gün önce yalnızlar günü diye bir şeyler düzenlerlerdi. Ve onların özel bir yalnızlar menüsü vardı böyle. Bir tek rakı, iki dal sigara, hatta uzun samsun mu ne veriyorlardı kamyoncu sigarası. Bir de sen bu menüyü sipariş edersen senin için yalnızlar gitmiş şarkısını çalıyorlardı. Ve benim çok hoşuma gitmişti. Biz arkadaşlarımızla toplanıp böyle yalnızlar partisi düzenleyen yerlere giderdik zaten. Bence sevgililer günü gerçekten insanları kötü hissettiren bir gün ya. Sevgilin varsa ve sana güzel bir sürpriz yapmıyorsa kötü hissediyorsun. Sevgilin yoksa zaten böyle yalnızsın, sanki herkes sevgiden ölüyor da tek sevgisi senmişsin gibi hissettiriyor. Ben onun için bu ayın konusunu self love olmasına karar verdim. Yani kendimizi sevmek, kendimi sevmek, sevgi, kendimi seveyim, sev, beni sev. Toparlayamadı. Bu kendini sevme konusunda nasıl işlem falan diye düşünürken dedim ortaya bir kendimi koyayım, bir Burhan Altın Top gibi şöyle bir portrem olsun bir ajandama giriş yaptığımda. Etrafıma da böyle bana huzur verecek, böyle bir dinginleştirecek bir sevgi göstergesi de olacak aynı zamanda. Çiçeklerle donatayım dedim ama hatırlarsanız çiçeklere birkaç ay önce veda etmiştim. Çok fazla kullanmayacağım demiştim. Onun için böyle daha çok kuru dallar, böyle yaban çiçekleri falan filan gibi bir şeylerle donatmaya karar verdim etrafımı. Şu an böylesi anlatırken birazcık böyle sanki self love yaşıyormuşum, bir megaloman manyağa dönüşmüşüm gibi geliyor olabilir kulağa. Henüz dönüşmedim. O yolda bence hızlı ilerliyorum. Sizi de teşvik ediyorum. Kendinizi sevin, kendinize aşık olun. Sonra başkaları gelsin. Velhasıl sevgililer gününe hem savaş açıp hem de kenarından köşesinden böyle birazcık mutasyona uğratıp kendimize kalpli gözler, yumuşacıklar, dümet dümet çiçekler hediye ettiğimiz bir Şubat ayı ajandasıyla karşınızdayım. Sadece bu 0.25 kalemimi kullanarak etrafa böyle yapraklar, çiçekler, böyle minik dallar, minik tomurcuklu çiçekler falan böyle gözüme güzel görünecek birçok şeyle dolduruyorum. Bunları böyle çizerken Pinterest'a tabii ki de 5-6 tur attım böyle bir ilham alayım diye. Onların linkini de aşağıya size bırakıyorum. Bu şey de çok hoşuma gitti benim bu arada. Araya böyle kahverengi kağıt kullanıp böyle dalları onun üstünde ve altındaki beyaz kağıdın ikisinin arasında böyle karıştırıp çizdim falan ya, böyle değişik güzel bir etki yarattı. Artık böyle mıncıklayıp duruyorum. Onun için biraz bir bırakıp şu üste takvime atmaya başlayayım. Buraya February yazıp ayın takvimini şöyle altına hemen minik bir çıkartıyorum. Takvimin etrafına da birkaç tane çiçek, tomurcuk ekleyip böyle onları iyice yaşamayacağı şekilde birleştikten sonra sayfanın sol tarafına geçiyorum. Benim özlü söz alanıma.
Bu ayın öz sözü ne olabilirdi? Tabii ki de I am my favorite person. Yani ben kendimin en sevdiğim insanıyım. Toplayayım adı salak dur. Nasıl oluyordu? En sevdiğim kendim ben. Ben kendimin en sevdiğim. En iyi benim. En harika benim. Delirdi sonra da. Neyse. Bunu yazarken de böyle şey kullanmak istedim. Hap böyle hani saman kağıt kuru çiçek biraz böyle vintage bir havası var ya. Daktilo yasa fontuna yakın bir font kullanayım bu ajandada dedim. Onu da birazcık benzetmeye çalıştım böyle. Yazımı yazdıktan sonra bu sanki böyle bir sultanın fermanıymışçasına etrafına böyle parşömen edası veriyorum. Sanki altında da 500 tane sayfa varmış şey yarattım. Çünkü oralarda da ne yazıyor? En çok kendimi seviyorum, en iyi benim, ben yaşasın ben, hey yo. Sesi çıldırmayalım. Temamı birazcık daha tamamlasın. Bir de o sağ taraftaki saman kağıdı tek kalmasın kolaj olarak diye bu kuruttuğum böyle yabani papatya benzer çiçeği buraya yapıştırıyorum. Sonra kalemle etrafına yapraklar falan ekliyorum ki o böyle çok kopuk kalmasın genel temadan diye. Güzel de oldu. Şimdi altta birkaç referans çizgim vardı. Onları temizledikten sonra. Neyse ki sayfam kurumuştu. Hiçbiri batırmadı. Merak etmeyin. Bu sayfam tamamlandı. Bu arada bu şeyi figürü mesela simsiyah böyle süret gibi yapabilirdiniz. Biraz daha böyle koyuluk derenin kalsın diye. Ben böyle daha çizgisel bırakmaya karar verdim ama her türlü güzel olurdu bence. Neyse. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Buraya ayın kocaman bir takvimi yapıyor olacağım. Klasiğim olduğu üzere. Ama böyle bunu sayfa olabildiğince kaplayacak şekilde bayağı büyük boylarda yapacağım. Öncelikle bu sayfama başlığımı atarak başlıyorum tabii ki de. Bunu böyle kocaman yazacağım buraya. Neden? Bilmem neden. Alan büyüktü öyle ben de kocaman yazayım dedim böyle yani. Çok da derin sebepleri yokmuş aslında. Yamuk yumuk yazdıktan sonra altına böyle gölge atıp birazcık toparlamaya çalışıyorum onu. Sonra da en yakın arkadaşım Biricik'im cetvelimi çıkartıp kendisi böyle çok muazzam bir şekilde kutulara bölüyorum. Yani cidden bu kez aşırı muazzam yaptım. Neden bilmem. Hiç o eskisi gibi freehand salan Cesur Tuğçe yok vallahi. Muazzam. Tiz işledim burayı. Nakış gibi maşallah ne güzel de kareledim. İnsan da yaptığı kare kutular bu kadar niye gurur duyuyor bilemedim ama neyse. Şu hepinizin çok sevdiği minik damgalarımı burada kullanacağım. Bunların da böyle fontu şey çok uygun. Vintage'ımız havaya çok uygun olduğu için. Ayın günlerini bununla böyle tek tek yazıyorum. Daha sonra şu kahvem vardı benim. Evdeki malzemelerle ajanda videomdan belki hatırlayanınız vardır. Ben bu kahveyi atmadım kurudu ama içine su kattığın sürece üstünden 5 ay geçmiş olsa bile sulandırıp tekrar kullanabileceğini düşündüm. Renk temasına da uyduğu için bununla böyle başlığın üstünden geçiyorum. Böyle güzel eskitme gibi değişik bir etkisi oldu. Güzel oldu. Genel temadan çok kopmasın diye yine şu saman kağıdımı alıyorum. Bundan şöyle minik minik böyle üstün körü yuvarlaklar kestim. Şimdi bunların üstüne böyle minik ikonlar çiziyorum. Ben 5 tane hazırladım. Tam 5 satıra denk gelecek şekilde. Ve bunları sayfanın sağ tarafına yapıştırıyorum. Daha sonra altlarına başlıklarını atıyorum. İşte ilkini fırçalar çizdim. Onun başlığı işte create olacak. İşte yaratıcı oldu. İşte kitap var. İşte oku olacak. İşte kişisel bakım. İşte dışarı çık. İşte spor ya falan ya başlıkları olacak. Bunların aslında tamamen şey. Kendime görsel bir hatırlatıcı olarak koymaya karar verdim. Çünkü bu sayfanın video büyük kutucukların içine günlük planlarımı böyle yazacağım. İşte randevum varsa yapılacak işte işlerim varsa işte gitmem gereken bir yer varsa onları not düşeceğim için bu sırada bunları yapmayı da unutmamak amacıyla. Tabii köşesinde boş kalan yerleri de bir ilk sayfada kullandığım gibi minik çiçeklerden, dallardan falan ekledim. Daha hoş bir bütünlüğü olsun diye. Sayfamızda referans çizgileri temizledikten sonra bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Bu sayfamızın sol tarafında Habit Tracker yani alışkanlık takibi kısmı olacak. Hemen alanın başlığını atarak başlıyorum. Bunu geçen anki ajanda videosunu gördünüz mü? Yani ajanda da değildi de böyle daha çok hani görsel mesajlar verdiğim böyle bir pano gibi bir şey yaratmıştım. Evet aslında görsel olması güzeldi ama böyle şeyin yokluğunu çok çektim böyle. İşte spor yaptığım, sağlıklı beslendiğim ya da işte sosyal olduğum günleri falan takip etme isteğim gerçekten çok yüksekti. Burada başlığımdan sonra kahvemle böyle şemaların başlıklarını açacağım elleri minik lekeler yapıyorum. Ama çok az su kullanıyorum çünkü çok ince sayfalarım benim. O lekelerin üstüne daha sonra takip edeceğim alışkanlıklarımı başlıklara atıyorum ki bunlar hiç değişmeden aynı şekilde sosyal, işte create, workout ve food olacak. Başlıklarımı attıktan sonra iki sayfanın arasına böyle gene o klasik çiçeklerimden minik bir desen yapıyorum. Bunun tek amacı gerçekten bütünlüğü sağlamak. Bir de böyle gözüm gönlüm açılsın diye sadece şema şema kalmasın her yer diye.
genel gidişimin dışında bu kez şemaların böyle o ayın şekline göre yapıp böyle tek tek doldurarak gidiyordum ben. Ama bu ay bunu grafiğe döndürmeye karar verdim ki ayın içindeki genel gidişimi daha iyi gözlemleyebileyim diye. Yani şöyle olacak ki mesela spor kısmımı 5 parçaya bölüyorum. En alttaki parçam işte 20 dakika spor yaptığım zamanlar, işte sonra 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika, 1 saat işte. Bu şemanın alt çizgisinde ayın her günü için 29 tane minik nokta bırakıyorum. Yani şöyle olacak ki ayın birine geleceğim mesela. Ne yaptım? Güzel yemek yedim mi Tuğçe'cim? Kahvaltımı güzel ettim sadece. Diğer öğünlerim kötüydü mesela. Ayın birinci günü 1 puan veriyorum. İşte ikinci günü daha çok istedi. 2 puan, 3 puan, 5 puan, 4 puan, 0 puan falan diye. Sonra aralarını böyle doldurarak bildiğimiz bir grafik görüntüsü oluşturacağım ki biraz daha detaylı takip etmeme yardım edecek bu. Artık bu şemaların çizimi tamamlandı. Bir yandaki tarafa geçiyorum. Buranın üst kısmında Creative Ideas olacak. Bu işte genelde videolar ya da hani bu ay markete katılacağım. İşte market için bir fikrim varsa ya da genel yaptığım işlerle ilgili bir şey gelirse aklıma diye böyle bir alan her zaman faydalı oluyor bana. Onun başlığını atıyorum. Altındaki alanı da ikiye böldüm ve buraya incomes ve expenses, yani gelirler ve giderler diye iki alan bırakmaya karar verdim. Ben bunu sadece bir kez kullanmıştım ajandamda. İşime yaramadığını, yani kullanmadığımı fark edip bir daha da yer vermemiştim. Ama bu ay gerçekten çok gelen ve giden olacağından bunu bir gözlemlemem gerekiyor diye düşündüm. Özellikle bu market konusunda bir sürü masraf yaptım. O masrafların kar zarar hesabı yapıp Z raporu almam da gerçekten faydalı olacak bir alan. Bunların başlığına da böyle kahveyle birazcık renk katıyorum. Daha sonra şu ortadaki çiçek de böyle sanki çok soluk kaldı. Böyle sanki ona da birazcık renk katayım. Birazcık daha bütünlük sağlasın istedim. Ama her yerine değil, sadece böyle aradaki birkaç dala böyle üstün körü birazcık renk kattıktan sonra artık bu sayfamın tasarımı da gayet hoş ve güzel oldu. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu sayfamızın sol tarafına weekly planner olacak. Yani haftalık planlayıcı köşem. Alın sağ tarafına da böyle missions ve video tracker, yani görevler ve video takibi diye bir tane şema yapacağım. Bilmiyorum sizin için şey böyle sadece genel takvimin olması, takvim içine yazdığınız notlar yeterli oluyor ama ben böyle weekly planner'ı her pazartesi böyle açıp o hafta yapmam gereken şeyleri böyle tek 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 yazıyorum ki bu beni aslında birazcık daha genel erteleme modumdan çıkartıp sorumluluk sahibi olmaya itiyor. Çünkü genelde böyle ya yaparım ya aktivar falan diye böyle her şeyi sürekli erteleme modunda yaşıyorum. Bu weekly planner birazcık üstümde baskı oluşturuyor. Hafif bir mazoşistlik var, evet fark ettim. O baskı böyle beni gıcık ediyor, stres sokuyor. Sonra stresten kurtulmak için en sonunda üf yapayım da kurtulayım falan diye böyle çoğu işimi bu şekilde hallediyorum. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Onun için fazla sorgulamamak lazım. Haftaları böldükten sonra bu altlara böyle minik minik sanki kavanoz gibi bir şeyler çizeceğim. Böyle içlerine de minik minik çiçek dalları koyacağım. Başlarım içini tekrardan kahveyle dolduruyorum. Sulu boya kullanamadım bu ajandada. Gene sulu boyam yok ama bu ajanda o kadar ince sayfalık ki gıcık şey. Böyle sulu boya uygulayamıyorum. Şu kahvede böyle olabildiğince az suyla uyguladım. Ama o ilk böyle Ocak ayını yaptığım böyle gezegenli şamayı hazırladığımda bütün böyle 3-4 sayfaya birden geçip beni sinir etmişti salak. Ajandaya sinirlenip böyle ısırmıştım falan kenarını saçma sapan. Onun için bu ajandayı ya değiştirmem gerekiyordu ya da sulu boya kullanımını bayağı bir azaltacaktım. Ve şimdi de sulu boya kullanımını azaltıyorum bakalım. Bir sonraki yerlerde belki kendisine veda ederiz, bilemiyorum. Haftalık planlayıcı kısmım tamam, zaten olunca sade olacak, içi dolacak bir alan buralar. Geçiyorum bir yanına. Buraya missions diye bir yer bırakmaya karar verdim. Normalde biliyorsunuz benim notlar kısmım falan olur ama notlar kısmıma yapılacaklarımı yazacağım, kendime hatırlatılacaklarımı falan diye böyle kafam karışıyordu. O alanı kullanamıyordum. Error direkt. Mavi ekran veriyor notlar kısmını açınca. Onun için böyle missions, yani görevler diye bir alan ayırmaya karar verdim. Bu da şey, sanki bir bordo vereli görevler falan diye alan ayırıyor kendine. Neyse ben buraya en azından kutucuklar bırakıyorum. O ay yapacağım her şeyi yazacağım ve sonra gidip bu kutucuklara minik minik tikler atıp hoş bir minik minik tatminler yaşayacağım. İşte ben de böyle hayatı yaşadık kılıyorum, ne yaparsın. Bu alanın altında da video planı kısmımı yazıyorum. Ve video yayınlayacağım, günleri tarihlerini atıyorum. Gidip altına hangi videolar yayınlayacağım falan yazacağım. Valla ne yalan söyleyeyim, ben çok seviyorum böyle planlı ilerlemeyi. Planlı ilerleyemeyince böyle boşlukta bir kaybolmuş bir şey, bir strese falan giriyorum. Böyle birazcık daha her konuda kontrol manyaklığı gibi diyemem ama hafiften böyle 1-2 günlük de olsa, 1-2 haftalık da olsa bazen önemi girerek, görerek ilerlemek daha hoşuma gidiyor. Neyse başlıklarımı attıktan sonra, içlerine kahvemi uyguladıktan sonra tabii ki de ne yapıyorum? Kurumasını beklemeden hemen silmeye başlıyorum ki bir bulaştırayım, değil mi? Bunu 3 sayfadır yapmamıştım. Siz de bir terslik oldu, farkındaydınız değil mi? Özlemiştiniz bu Tuğçe niye bulaştırmadı, niye bu kadar temiz çalışıyordu diye. Bulaştırma işi o kadar böyle bir çikin bir kahverengi böyle bir pis pis bulaştı ki onu böyle minik çiçek dallarına dönüştürmeye çalıştım. Ki ne yalan söyleyeyim çok da başarılı olduğum söylenemez ama bir
tık sanki kurtardı gibi. En azından ben kendimi böyle kandırıyorum. Burada artık ajandamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer siz de yaparsanız bana Instagram'dan göndermeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, izlerken eğlenmişsinizdir, eğlenirken öğrenmişsinizdir. Her ne kadar bir bilgi içermeyen video yapıyor olsam da bir şeyler öğrenmiş olduğunuzu umut ediyorum nedense saçma sapan. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hadi.